Merhabalar. Tekrardan. Merhabalar. Bugün ayrılık sonrası yaz sürecini konuşuyor olacağız. E, i̇lişkinin yasını tutmak bu kavramı e, çokça duydum. E, neden bunu bir yaz olarak adlandırılıyor? E, kayıp. Çünkü Ceren'cim yani istersen kalemini kaybet, e, istersen ilişkini kaybet. Bunların değişen ölçülerde oluşturduğu bir his var. Bir his paketi var aslında. Bir duygu paketi var. Ee, önce yok sayabilirsin. Yaz. Böyle başlayan bir duygu. Duygusal süreç. Sonra yani daha depresif hissedebilirsin. Ya da daha öfkeli hissedebilirsin sıklıkla. Daha sonra daha depresif hissedebilirsin. Daha sonra daha böyle zihninde bütün yaşantının kendi içinde bir pazarlığı vardır. Ve nihayetinde de e, tokalaşırsın ve çıkarsın. Ka kayıp Durumunun oluşturduğu bir duygusal paket yaz. Biz yası ölümle eşliyoruz ve biliyoruz. Yani zihnimizdeki karşılığı aslında daha sosyolojik olarak da ölüm karşısındaki duygusal paketimiz. Fakat ölüm dışındaki muhtelif kayıp da yani kişisel kayıplarımız da yas içerir. İşimizi kaybederiz, yas yaşayabiliriz. Romantik ilişkimizi kaybederiz, yas yaşarız ebeveynlerimizi kaybederiz, yas yaşarız. İşte arkadaşlarımızla dertler yaşarız, ilişkilerimizde sıkıntılar olur, yas yaşarız. Bazen ilişkilerde ama bitiren taraf da o yası yaşayabiliyor. Mesela ölümde bir kalemin kaybolmasında istemse sizin beklemediğiniz bir kayıp var ama istemli bir kayıpta bile yas yaşanabiliyor. Çok güzel soru. Ee, evet çünkü aslında bir ilişki başlangıcı itibarıyla neredeyse mutlak devam edeceği refleksi, duygusal refleksiyle başlıyor. Ve anıları var, ve hikayesi var ve muhtemel kökleri var. Biz o ilişkinin içinden duygusal olarak çıktığımız vakit yaşamış olduğumuz hikayenin yasını yaşıyoruz. Yani artık duygusal bağımız yok ve o ilişkinin içinde kalmak istemiyoruz yahut kalamıyoruz ve fakat e, hani böyle çocuğunu toprağa koymak gibi diyeceğim neredeyse. Hani böyle hisleri olan insanlar var. Orada e, biriyle beraber yarattığın canlı yeni bir organizma var ya adı ilişki olan. Hı hı. onun içinde yaşayamıyoruz. Yani artık o yok. Dolayısıyla onunla vedalaşma hali. Aslında hayali veda ediliyordu o zaman. istenilen bir hayal vardı, ona evet, ulaşılamadı. Evet, evet. Onun yası tutuyor evet. o zaman. Ee, peki her ilişkide yas yaşanır mı? Her ayrılık sonrası bir yaş e yaşanır mı? Mutlaka. yani mutlaka. Eğer yas yaşanmıyorsa zaten aslında ilişkinin e, bağlarıyla ilgili ciddi bir soru sormak gerekiyor. Ama şunu aktarmak lazım. Şimdi mesela şunu biz çok sık görüyoruz. İlişki bitiyor. 3 gün sonra, beş gün sonra. 3 hafta sonra yeni bir ilişki başlıyor. Bu bir ilişkinin öbürüne transfer hali ve yasın yaşanmadığını varsayıyoruz bu süre içinde. Fakat şu da söz konusu, bir ilişkinin içinde de yaşayabilirsin yası. Yani bayağı o ilişkinin içinde, o ilişkiden duygusu olarak ayrılırsın, ızdırabını, acını yaşarsın. Ve sonra daha gözüken ayrılık ortaya çıkabilir. Bu noktada çok itirazım olmayabilir. Buna rağmen es iyidir. Ama yasın yaşanmaması, yani ilişkin olmaması demek. O zaman mesela çivi çivi söker... Bir veda ya, hı. veda. Yani bir veda seremonisi. Ee, o zaman mesela çivi çivi söker lafında yaz söz konusu bile değil. Yani başka bir biriyle beraber olup yasınızı atlatamayız o zaman. Yasını yaşamıyorsun orada birkaç ay. Bir çok derinliksiz birisindir. Hı hı. Ee, ve yani yaz yaşayacak kadar zaten aşağıya inilen, yakın hissedilen... ...bir ilişki içinde değilsindir. Yani hani bayağı yüzeyden yüzeye zıplıyorsundur. Bir, bu. İki, ilişkinin içindeyken yaşamışsındır yasını. Bu. Çivi çiviyi söker... ...ama iyi bir iz bırakır yani. Peki, e, Hep bu... benzer çivi gelir bir de. Yani yasını yaşamazsan. Çünkü yas aynı zamanda... ...kendini ve ilişkini muhakeme etme vaktini de içerir. Yani hani sadece kederi içermiyor. Aynı zamanda bir ilişki içinde senin nasıl biri olduğunu kişisel olarak değerlendirdin yani bir ilişkiden çıkarken bilgilendiğin, mühim bilgilendiğin bir yerdir. Ee, eğer burayı pas geçersen, yani karşındakinin ismi cismi değişir ama aslında çok benzer bir ilişki kimliği içinde benzer bir ilişki yaşarsın. O yüzden hani yaz ızdırabını yaşamanın dışında kendini arttırmakla da ilgili bir süreç. O zaman sadece zaman yeterli değil burada. Zaman ver, geçer e, lafı vardır böyle ayrılıklarda. Zaman yasın iyileşmesi için... Yardım eder. Yardım eder. Ee, ama yaz sürecini sana katkı sağlayan bir sürece çevirebilmek için... E, o ayrıldığın her ne ise... E, yani ilişkiden bahsediyoruz. İlişkideki kendini öğrenirsen eğer öğrenebilirsen yaz süreci sana çok ciddi bir katkı sağlar. Yani nasıl birisin sen hani bu ilişki bitti hı hı. ve sen bu ilişkiye bir sürü zarar verdin. Bu ilişkide bir sürü duygun oldu. Bunların seninle ilgili olan taraflarını ve yanlarını öğrenirsen eğer çünkü bir ilişki bitişi yani bir hayalin vardı, duyguların vardı, karşıdakine yatırımın vardı ve bir şey yaşamaya başladın. E, ve bu yaşadıklarında senin rolün ne, katkın ne, neyi nereden nereye transfer ettin? Bunları da anlayabilmek için mühim. Peki ilişkinin e, kapanışı yas için önemli bir süreç midir? İlişkinin nasıl kapandığı çok önemlidir. Yani biz ilişki bitişleri konusunda çok becerikli bir e, toplum değiliz. Çünkü çok iyi bilmiyoruz henüz. Yani <laughs> önümüzdeki mesela sizin jenerasyonunuzun ben seri tek eşlilik ve seri evlilik modeline gideceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla birden çok boşanma ihtimalinizi, birden çok ilişki ve ayrılık deneyiminin önünüzde var olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden aslında öğrenmeniz gereken e, ve kültür olarak çok iyi bilmediğimiz, daha bu, yani bu kültüre sizin jenerasyonun katacağını düşündüğüm bir ayrılık kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Ayrılığın ve yasın bizdeki bir de çünkü toplumsal bir ezber var. Bizdeki toplumsal ezberi az düşünmeyi içeriyor. Yani kendini az değerlendirmeyi içeriyor. Daha hoyrat, daha bitişe kitlenmiş durumda ve daha bana yapılan diye ayrılmak bir haktır. Hı hı. Baya yani nezaketle ve karşımızdakinin incinmesini Engellemeye çalışarak, e, gerekçe göstermek durumunda olmayarak neredeyse ayrılmak bir haktır. Yani bir ilişkinin içinde olmak kadar olmamak da varoluşsal bayağı bizim kişisel hakkımız. Evet, evet. Birine kötülük yapmak değil, e, ilişki kontratları e, sonsuz değil arkadaşlar sonsuz tek kontrat neredeyse çocuğumuzun bizle kurduğu bizim çocuğumuzla kurduğumuz ilişki kontratları ömürlük yani bir ilişkinin devam etmesine dair arzumuz, isteğimiz, hayalimiz, sevesimiz hepsi olabilir. Bunlarla ilgili ilişkiye yatırım yaparız. Ötesi ötesini bilmiyoruz. Yani ayrılmayı ayakta kalmayı, nazikçe ayrılabilmeyi, anılara hakkını vermeyi, bir ilişkiyle helalleşmeyi öğrenmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum mutlaka. yani yaz bütün bu süreçleri çok nazik bir şekilde içerebilir ve eğer hele orada kendinizle ilgili de 3-5 şey öğrendiyseniz çok öğreticidir evet. Yani misal hastalıklara bakarsın. Kanserle çalışan terapistler vardır kanser hı hı. hastalarıyla. Hı hı. Ee, mühim bir çoğunluk kanser önemli bir kırılmadır ve bir yas başlatır. Ve mühim bir kısmının e, kanser hastalarının kanser olduklarını öğrendikten sonraki süreçleri hayatlarıyla ilgili e, olağanüstü muhakemeleri içerir. Bu bayağı yani yaşayacak ömrüm olsa ile başlayan, kendi neredeyse hiç torpil geçmeden hayatını değerlendirme halidir. Bu ölüme yakın yas deneyimi. Bir ilişkinin bitişi ölüm değil. Ee, yakın hissedenler var. Ee, ve aslında öğrenilmesi gereken e, kendi hayatımızla ilgili, önümüzdeki hayatla ilgili neler öğrendik. Ne biliyoruz? Yaşadığımız ilişki bize ne öğretti? Şimdi buralarda böyle kelime öğrenmek falan olunca ilişkinin romantizmi ve naifliğine hiç yakışmıyor diye düşünüyorum. Ee, ama hikayenin gerçeği bu. Yani ilişki bitişi ölüm değil. Ee, ölüme yakın, yaz hissine sahip olan insanlar var. Burada çok derin acı hissedilebilir. Fakat bu acının irtifa kaybının takip edilmesi çok önemli. Yani bu bir şekilde aşağıya doğru inmeli. Biz kendimizi iyileştirmeyi, yaramızı sarmayı biliyor olmalıyız zaten. Bilmiyor isek de öğrenmeye başlamamız gerekiyor. Bunun için yardımlar alabiliriz. Ee, yani bu bazen aslında çok konuşmayı içerebilir. Yani bizi dinleyecek insanlara ihtiyacımız olabilir. Bazen o ilişki içinde kendimizi değerlendirmek olabilir. Ee, kendine kızgınlık duyanlar daha zor iyileşiyorlar. O yüzden aslında yaz süreci böyle biraz gazlama süreci gibi geçer. Yani öteki kötülenir. <laughs> e, senin hakkını yenmiştir. E, daha iyileri kapıda beklemektedir. Yani yaz süreci biraz böyle. Bu işe yaramayan bir yaz süreci. Ve fakat eğer gücün yeterliyse ve sen kendini de o ilişki içinde okuyabildiysen hani sonuç olarak sana kurayla çıkmadı ya ilişki sen seçtin ya. Hani seçiminle başlayan hikayeyi anlarsan bu yaşamış olduğun yaz sana döner. İyi döner. Peki mesela kolektif yaz yaşamak, sosyal destek aslında burada çok önemli. Ama aynı anda bütün arkadaşlarımız ilişkisini bitirmemiş olabilir. Ee, böyle bir kayıpta, ilişki kaybında kolektif yas e, sağlanabilir mi ya da önemli midir sizce? Bir ilişki kaybedildi evet. ve diğer arkadaşların... Ya mesela aslında insanlar mutlu olabiliyor böyle ah o da aynı anda ayrıldı diye aslında kolektif yas ihtiyacını Hı. belki de karşılamak sosyal. E, evet yani bu aslında yani averajın dışındaki her duygu Yanına bir eşlikçi istiyor. Aşk da istiyor. Hı hı. Yani yanına iyisi ve kötüsüyle eşlikçi istiyor. İyi hissettirir. Yani amayası yası her şekilde yaşamak ve kendimize bakarak yaşamanın. E şahanesi bu. Hı hı. Yani çünkü aslında insanı geliştiren, hayatta epey dönüştürebilme ihtimali olan deneyimlerden bir tanesi. Ben bayağı üstüne atlarım. Yani böyle bir süreci bir terapi odasında gördüğümde çünkü bir fırsattır diye düşünürüm ben. Yani insanın aslında kendine dönüp bakabilmesi ve kendiyle ilgili bilgisi hayatta yol alırken çok kıymetli. Bu bilgi yetmiyor yani bu bilgi hani şu anda bir tek fark etmek yetiyor diye bir iklim var ya böyle bir şey yok hı hı. yani o bayağı hani yolun başlangıcı tadında. Yani nerelerle ilgili dertlerin olduğunu fark etmekle ilgili şansın çok artar bir. İki, bir şey öğrenirsin. Hani Eric Bern'in bir tarifi var diyor ya. İlişki dediğin bir sahnedeki senaryodur. Ee, i̇şte sahnenin dekoru, müziği vardır. Figüranları vardır. Ve e, iki tane esas oyuncu vardır. Evet. Sen kendini şöyle bulabilirsin diyor. Sahne değişmiş, müzik değişmiş. Dekor değişmiş, figüranların kimi aynı kimi değişmiş ve karşındaki esas oyuncu değişmiş ve fakat senaryo aynı kalmış. E, Yaz bunu engeller. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgiler.